Herkese merhaba, iyi günler. Bir Zyxel webinarında daha birlikteyiz. Bugün birlikte Zyxel'in yeni platformu Circle hakkında konuşuyor olacağız. Ben Kerem Kırcı, Zyxel satış mühendisi olarak çalışıyorum, tanımayanlar için. Katılımcılara bakıyorum, katılımcılarımız var. Seste veya görüntüde umarım bir problem yoktur. Herhangi bir problem var ise belirtirseniz sevinirim. Yavaş yavaş webinarımıza başlayabiliriz. Herhangi bir problem yok ise. Sanırım herhangi bir problem yok. Ses ve görüntü normal. Circle ile başlayalım. Nedir? Circle bizim iş ortaklarımızın işlerini daha kolay yapabilmelerini sağlamak amacıyla oluşturduğumuz yeni bir platform. Daha kolay bir yol sağlamaya çalışıyoruz sizlere, iş ortaklarımıza. Ve bu platformla birlikte aslında işlerinizi daha kolay yönetebilmenizi hedefliyoruz. Circle'a baktığımızda Circle'ın aslında iş ortaklarımız, işte Value Added Reseller dediğimiz partnerlarımız, bayiler için ya da Managed Service Provider olarak geçen servis satışı yapan iş ortaklarımız için tüm yeni lisanslamalarını, yaz yönetimlerini tek bir platform üzerinden yapmalarını sağlayabilen ve bu lisanslamalardan elde edecekleri geliri de sürekli olarak aslında kontrol edebilmelerini, takip edebilmelerini sağlayabilen lisanslama ve abonelik hizmetlerini basitleştiren bir platform diyebiliriz. Burada kullanıcı deneyimine hakikaten önem veriyoruz ve bu platformu çok kolay kullanışlı olabilmesi için oluşturduk. Dolayısıyla sizlerin istediğiniz, aradığınız her şeyi kolaylıkla ve hızlıca bulup yönetmesini hedefliyoruz Circle platformu ile birlikte. Circle platformu neyi sağlıyor? İlk olarak tek bir platformdan, tek bir ekrandan yönetim anlayışını ortaya koyuyor. Bu Zyxel'in yeni nesil tüm platformları için geçerli. Nebula bulut yönetim platformunda olduğu gibi burada da tek bir platform deneyimiyle müşterileri yönetebilme, lisansları yönetebilme imkanı sağlamaya çalışıyoruz. Müşteri yönetirken burada tüm müşterilerinizin lisanslamalarını tek bir ekrandan yönetebilmekten bahsediyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Aslında bildiğiniz gibi şu anda ve daha öncesinde bulunan MyZyxel hesapları vardı. MyZyxel hesapları ile birlikte her bir müşterinin kendi cihazları yönetilebilmiyordu ama birçok müşteri yönetmeye kalktığınız durumda burada bir sürü MyZyxel hesabına girip çıkmanız gerekiyordu. Bunu aslında kolaylaştırmış oluyoruz ve tüm MyZyxel hesaplarını tek bir platformda Circle altında yönetebiliyor durumdasınız. Bunun yanı sıra belirli takım ve grup erişimleri sağlamak mümkün. Kullanıcıları belli gruplara ayırmak ve gruplara farklı haklar verebilmek mümkün. Dolayısıyla yine çok katmanlı bir yönetim sunabiliyoruz Circle ile birlikte. Circle üzerinde basit olarak lisansa yenileme ve esnek ödeme imkanları mevcut. Bir lisansın anında aktive edilmesi için doğrudan kredi kartıyla ödeme yapıp lisansı hemen aktive edebiliyorsunuz. Çok acil bir aktivasyon ihtiyacı var ise bunu dakikalar içerisinde yapabilmeniz mümkün. Bu da diğer bir avantajı Circle'ın. Bunun yanında modern bir raporlama panelimiz var. Bu raporlama panelinde lisanslar, ödemeler ne olduğu gibi bilgileri topladığımız bir ekran bulunuyor. Dolayısıyla müşterilerinizin tüm cihazlarını, tüm lisanslarını tek bir pencereden, tek bir ekrandan görebilme imkanını sağlıyor sizlere Circle platformu. Circle platformu arayüzüne baktığımızda lisanslama ve abonelik olarak aldığımız hizmetleri bir araya getirdiğimiz bir ekranı görüyoruz. Burada tabii bunların bir araya getirilmesi için MyZyxel hesabında bulunan cihazlarımızın Circle ile entegrasyonu
gerekiyor. Malzeme Excel hesaplarının farklı farklı hesaplarımız olabilir. Yönettiğimiz farklı müşterilerimizin farklı hesapları olabilir. Her birini Circle ile entegre edip senkronize ederek böylelikle tüm müşterilerimizin cihazlarını gruplandırabiliyoruz ve gruplar halinde müşterilerimizin cihazlarını tek bir ekranda görebiliyoruz. Burada kaç tane cihazımız var, kaç tane lisans alınması gerekiyor gibi bilgileri de otomatik olarak Circle bize sağlıyor. Bunun yanında Eylül-Ekim ayında olacak güncelleme ile birlikte Nebula ile de entegrasyon sağlıyor olacağız. Dolayısıyla Nebula'dan yönettiğimiz cihazların lisanslamalarını da yine Circle ile entegre ederek buradan yönetebiliyor olacağız. Bu da diğer bir avantajı. Bunun yanı sıra tabii ki geçmişe yönelik olarak alınan lisansların durumunu yine Circle üzerinden görebiliyoruz ve bu sayede dediğim gibi müşterilerimizin yönetimini çok rahat bir şekilde yapabilir durumdayız. Circle platformu tabii ki birçok müşterinin cihazlarını bir araya getirmeyi olanak sağladığı için bunun organize edilmesi de yine platform içinde sağlanıyor. Gruplar oluşturma, organizasyon oluşturma, organizasyon altında şubeler oluşturabilme gibi imkanlar mevcut. Böylelikle birçok müşteriden birçok farklı şirket altında bulunan farklı noktalardaki, farklı şubelerdeki birçok cihazı tek bir platforma getirdiğinizdeki ortaya çıkabilecek olası karmaşıklıkların önüne geçmiş oluyoruz. Dolayısıyla hangi müşteri var, onun altında hangi firmalar var, o firmaların hangi şubelerinde hangi cihazlar var, bunları gruplandırabiliyorsunuz ve organize edebiliyorsunuz. Yeni cihazları eklemeniz mümkün ya da Miles hesabından doğrudan senkronize edebilmeniz mümkün. Bu da diğer bir avantajı Circle'ın. Böylelikle genel bir görünüme sahip olacaksınız yönettiğiniz cihazlar için. Böylelikle işte bazı müşterilerde lisansların yenilenmesinin gelmiş olması ancak haberdar olunmamasından dolayı lisanslamaların kaçırılması ve dolayısıyla böyle bir gelirin de kaybolmasını aslında önüne geçmiş oluyoruz. Sizlerin buradaki lisans yönetimini daha verimli yapabilmenizle birlikte hem son kullanıcıların lisanssız kalmaması ya da lisans sürenin gecikmemesi sağlanırken hem de buradaki lisans satışından elde edecek gelirin de aslında kaçırılmaması sağlanmış olunuyor. Bunun yanı sıra platform üzerinde cihaz ve servisleri bulmak da kolay. Daha öncesinde yine çok farklı Miles Access hesapları olduğunda benim cihazım hangi hesaptaydı, işte hangi servisti, hangisinin ne kadarlık lisansı vardı gibi bir şeyleri bulmaya kalktığınızda oldukça zaman harcayabiliyordunuz. Circle ile birlikte hızlıca cihaz ve servisleri bulabilmek mümkün. Doğrudan servisleri ya da cihazları filtreleyip bulabiliyorsunuz. Bunun yanı sıra geçmiş cihazlara ilişkin bilgileri görebilmeniz mümkün. Neler alınmış, nelerin süresi dolmuş gibi. Size kalan süreler ne kadar var, ne kadar süre sonra lisans gerekecek gibi bilgileri de yine Circle sağlayabiliyor. Ekranda gördüğünüz üzere oldukça basit bir görünümle birlikte. Burada baktığımızda temel olarak işte lisansımız aktif ya da expire olmuş. Aktifse işte 350 günlük süresi kaldı gibi bilgileri görebiliyoruz. Ya da işte lisansta işte yenilenmeyi bekleyen 150 günlük lisansı kalan bir content filtering lisansı varmış gibi bilgileri buradan çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Tabii Circle üzerinde yenilemeleri de yapabilmek mümkün. Bunu iki şekilde de yapabiliyoruz basit olarak. İsterseniz hızlıca kredi kartıyla ödeme yapabilir ve hızlıca servisin aktive edilmesini sağlayabilirsiniz. Bu bir opsiyon. Bir diğer opsiyon da doğrudan klasik olarak aldığınız bir lisans anahtarı var ise bu lisans anahtarını Circle'a girebilirsiniz. Bu da diğer klasik kullandığımız lisans anahtarı giriş yöntemini burada da kullanabilmeniz anlamına geliyor. Burada otomatik ödeme imkanı tabii ki işleri birazcık hızlılaştırmak ya da çok acil
yapılması gereken bir lisans aktivasyonu varsa bunları hızlıca yapabilmek için verimli olabilir. Kredi kartı kullanarak ödeme. Bunun yanında yeni gelecek özelliklerimizden bir tanesi de birçok servisin bir kere de aktive edilebilmesi. Birçok cihazı seçerek bu birçok cihazın lisans yenilemesini bir kere de yapabilmek mümkün. Lisansları alırken de birçok cihaz için lisans paketlerini seçmek, bunları doğrudan alışveriş sepetine eklemek ve alışveriş sepetine ekleyip buradan ödemeyi yaparak lisansları yenilemek mümkün olabiliyor. Dolayısıyla oldukça kolay bir şekilde yenileme imkanı sağlıyoruz lisans yönetimi açısından. Bunun yanı sıra tabii ki organizasyonlar büyüdükçe cihaz sayısı arttıkça farklı cihazların farklı lisans süreleri karşımıza çıkıyor. Özellikle Nebula'daki lisanslama yapısı kullanıldığında işte yıllık lisanslamalar var. Farklı cihazları network'e eklediğinizde onların lisansları yeni yıllık lisansları gelebiliyor. Eski cihazların lisansları işte 3 ay 6 ay kalmış olabiliyor. Dolayısıyla bir organizasyon için ek olarak ne kadar lisansa ihtiyaç var ve bütün lisansların birbiriyle bitiş süresi açısından uyumlu hale getirilmesi için ne kadar lisans alınması gibi özellikleri de Circle içerisine tanımlıyor olacağız. Bu sayede özellikle Eylül'deki Nebula entegrasyonuyla birlikte Nebula'da lisanslı kullanımlarda hani hangi cihazda kaç tane lisans alınması lazım ve bu cihaz alımlarıyla birlikte uyumlu bir lisans bitiş süresini elde edebilmek nasıl mümkün olabilir? Bunu otomatik olarak Circle sizlere hesaplıyor olacak. Bu da önemli bir avantaj. Böylelikle ağ içerisinde eksik ya da süresiz almış lisansları görüp bunların sürelerini bütün organizasyon genelinde eşit hale getirebilmek mümkün olabilecek. Otomatik olarak bunları Circle hesapladığı için de burada ek bir efor sarf etmeye gerek kalmayacak. Bunlar da yine Eylül ayında beklediğimiz geliştirmeler. Tabii lisansları alabildiğimiz için bir lisans dükkan pazar yeri gibi bir alan da bulunuyor. Bu sayfada farklı lisanslara bakabiliyorsunuz. İşte UTM lisansları, SL lisansları gibi. Şu anda firewall lisansları var ama dediğimiz gibi Nebula entegrasyonuyla birlikte Nebula lisansları da bunlara dahil olacak. Ve buradan kolaylıkla lisansları arayıp bulmanız ve cihazlara ilişkin olarak bunları alabilmeniz mümkün olabiliyor. İşte kullandığınız firewall modelini seçerek o firewall modeline ilişkin lisansları filtreleyebiliyorsunuz. Kolayca ilgili modele ilişkin, ilgili firewall ilişkin lisansları bularak bunları alabilmeniz mümkün olabiliyor. Peki Circle'a nasıl erişeceğiz? Circle'a nasıl üye olacağız? Circle.zyxel.com adresinden erişim için bir başvuru yapmamız gerekiyor ilk olarak. Burada mümkünse şirket e-mail adresini kullanmamızı bekliyoruz. Eğer klasik işte Gmail, Outlook gibi bir mail kullanıyorsanız bize bilgi verebilirseniz seviniriz. Ama şirket mail adresini kullanırsanız burada sürecin daha verimli olacağını söyleyebilirim. Burada bir form çıkacak. Başvuru formu Circle platformu için. Bu başvuru formunu doldurdu bize gönderiyor olacaksınız. Circle.zaxel.com'dan. Daha sonra onay gelecek ve onay sonrasında Circle platformunu kullanmaya başlıyor olacaksınız. Dolayısıyla burada şu anda başvurarak bir başlangıç yapılması önemli. İş ortaklarımızın buraya başvurmasını tavsiye ediyoruz verimli kullanım açısından. Circle'ın yanı sıra bir marketplace sayfamız da var. Marketplace sayfasıyla Circle aslında benzeyen iki platform. Özetlemek gerekirse Marketplace lisansının alımını sağlayabildiğimiz online Zyxel'in satış yaptığı bir web sayfası. Ancak buradaki satış daha çok
son kullanıcılara yönelik, Circle'da iş ortaklarımıza yönelik, partnerlere yönelik işte farklı malzeme hesaplarını birleştirme, bunları organize edebilme, özel olarak gelecekte planladığımız partnerlere özel fiyatlandırmaların yönetilmesi, lisansların yenilenmesi, aktivasyon için sürelerin belirlenmesi gibi aslında iş ortaklarımıza yönelik gelişmiş güzellikler var. Zaxel Marketplace son kullanıcıların doğrudan satın alım yaptığı alan. Circle ise siz değerli iş ortaklarımızın doğrudan kendi müşterilerini yönetebildiği bir platform olarak özetleyebiliriz. Özetlemek gerekirse Circle'ın sağladığı faydaları, bir asset management dediğimiz varlık yönetimi sağlıyor. Yani bu varlık yönetimiyle siz müşterinizde bulunan cihazları doğrudan Circle'a alabiliyorsunuz, aktarabiliyorsunuz. Miles Access hesapları üzerinden bu cihazları gruplandırabiliyorsunuz. Müşterinin cihazlarını yönetebiliyorsunuz, lisanslarını aktive edebiliyorsunuz. Yeni lisans anahtarları alıp bunları servisi ekleyerek lisansını uzatabiliyorsunuz ve lisansların veya servislerin işte ne kadar süre çalışabileceğini, kaç gün yenilenmeye süre kaldığını bunları görebiliyorsunuz. Bunun yanı sıra eklediğiniz müşteri yönetimi yapabiliyorsunuz. Her bir müşteri için müşteri firmasının profilini düzenleyebiliyorsunuz. Burada tek bir distribütörle Penta çalıştığımız için burada Penta temel olarak distribütörümüz, ama burada distribütör yönetimi ileriki süreçte eklenecek özelliklerden bir tanesi. Ve farklı roller tanımlayarak müşterinize hesapların görünümünü, yönetimini müşterilere istediğiniz şekilde paylaştırmanız, göstermeniz mümkün. Bunun yanı sıra e-ticaret kısmında doğrudan lisans alımı mümkün. Bu lisans alımlarını online ödeme ile birlikte yapabiliyorsunuz. İleriki süreçte offline ödeme kısmını da yine planlıyor durumdayız. Offline ödeme ile birlikte bir kitlist çıkartma, bu kitlistin fiyatlandırılması için çalışmaları yapabilmek için yine burada geliştirmeler yapıyor olacağız. Bunun yanı sıra lisansların tüm organizasyon genelinde uyumlu bir süre halinde getirilmesi ve tüm satış aslında takibinin yapılması ve lisansların aktive edilmesi eğer otomatik olarak kredi kartı ödeme yapılıyorsa mümkün olabiliyor ki bu sayede çok daha kolay bir lisans yönetimi sağlayabiliyor durumdayız özet olarak. Şimdi bütün iş ortaklarımız aslında talebimiz circle.zaxel.com adresine girerek buraya başvurularını yapmalarını istiyoruz ve bu başvuruları yaptıktan sonra onayları sonrasında farklı MyZaxel hesaplarındaki cihazlarını Circle platformuna yükleyerek, aktararak tüm müşterilerini tek bir platformda görebilirler. Böylelikle cihazların lisans yönetimini de verimli olarak yapabilirler diyorum. Şimdi genel olarak anlatacaklarım böyleydi. Eğer sorularınız varsa sorularınızı almak isterim. Onları cevaplamaya çalışabilirim. Soru var mı diye bakıyorum. Şu anda görebildiğim bir soru yok. Eğer herhangi bir soru olur ise bize var.team@zaxel.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Doğrudan sorularınızı iletebilirsiniz. Circle.zaxel.com adresine başvurularınızı bekliyoruz. Buradaki başvurularınızın onayı sonrasında müşterinizi tek bir platformdan lisanslamalarıyla cihaz yönetimiyle yapabiliyor olacaksınız. Ben dinlediğiniz ve zaman ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Bir başka Zaxel webinarında görüşmek üzere. İyi çalışmalar, iyi günler diliyorum herkese.